Where's that? I like that, then I go. Go ahead. I'm good. Müşter fırında çalışıyordu. Artık daha şehir hayatından bıktım. Bıktığım için kalktım kendime başka dedim köye gitmek istedim. Ne yapabilirim diye aklıma gaz fikri geldi, araştırdım. Ondan sonra evimi satıp geldim şeye, köye geldim, köye yerleştim. Gaz getirip gaz beslemeye başladım. 240 tane getirdim Tekirdağ'dan. 240 tane de başladım. İşte şimdi yumurta zamanı geldi. Bir senedir başlamışım. Şimdi işte yumurta zamanı, civciv zamanı da geldi. Kuluçka makinesi aldım. Yumurtalarını kuluçkaya bırakıyorum zaten. Her gün zaten gidip soğutmasını yapıyorum. Ondan sonra şimdi civcivler de çıktı. Civciv zamanı geldi zaten. Zaten hem üretim hem satış yapıyorum şimdi. Bir kısım civciv satıyorum. Bir kısım büyütüp sipariş üzeri satıyorum. Dışarıya mesela isteyenler burada var. İstanbul, dışarıya, Ankara. Yılda işte 3000-4000 arası üretim yapıyorum. Bunları işte bir kısım toptancılar var gelip alıyor. Bir kısım Kars'a satıyoruz. İstanbul, Ankara, çevre isteyen illere. Yumurta satmıyorum. İşte yumurta satışı yok. Sadece civciv. Buna yumurtası az verdiği için değerlidir buna yumurtası. Sadece civciv çıkarıyor yani yumurta satışı yok. Civciv 35 liradır. 15 günlük civciv 35 liradır. Büyük olarak da işte 3 kiloluk gaz 100-120 lira, 130 lira satıyoruz. Tamamen organik de zaten. Sabah az bir yem veriyoruz. Buğday, arpa, mısır. Ondan sonra çayıra salıyoruz. Çayıra zaten akşama kadar otlayıp geliyorlar zaten. Ben zaten evimi satıp bu işe girdim. Yani şehir hayatından artık daha bıkmıştım. Gelip bu işe başladım. Şimdi köy hayatı daha hoştur. En azından şehir hayatından, stresten kurtuldum. Şu an kafam rahat, güzel, memnunum işimden. Devlet desteği alırsamsa 250 gazım var. Eğer devlet destek verirse bu imkanlarla daha çok gaz üretip daha çok satmayı düşünüyorum. Üretim daha çok yapmayı düşünüyorum. Yani daha çok istihdam olur, daha çok gaz ne kadar çok üretirsem ise o kadar vatandaş daha ucuz gaz eti yer.
Yeah.